Aşağıdakilerden hangisi kan dokunun ve dolaşım sisteminin görevlerinden birisi değildir? Doku ve organlara besin ve oksijen taşımak, metabolizma sonucu oluşan atık maddeler vücuttan uzaklaştırılacakları organlara taşımak, vücut sıcaklığının dengelenmesini sağlamak, vücudu mikro, mikroorganizmalara karşı savunmak, kan dokunun ve dolaşım sisteminin görevlerindendir. Ancak polimer besinler kan doku içerisinde bulunmazlar. Kan doku içerisinde sindirilmiş yani monomer besinler bulunmaktadır. Bu nedenle polimer besinleri sindirim organlarına taşımak kan dokunumu ve dolaşım sisteminin görevlerinden birisi değildir. Aşağıda insan kalbi şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olarak gösterilen bölgelerden hangileri karbondioksit konsantrasyonu yüksek kan bulundurur. Kalbin sağ tarafı karbondioksitçe zengin kan içermektedir dolayısıyla sağ kulakçıkta ve sağ kulakça karbondioksit konsantrasyonu yüksek kan getiren üst anatoplar toplar damarda karbondioksit konsantrasyonu yüksektir. 3 ve 4 E seçeneğini işaretliyorum. Kan dokuda bulunan alüvar ve aküvarlarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Fagositoz yapabilme sadece aküvara ait bir özelliktir. Hemoglobin bulundurma sadece alüvara ait bir özelliktir. Aktif hareket edebilme sadece aküvarlara ait bir özellik iken, oksijen ve karbondioksit taşıma sadece al yuvarlara ait bir özelliktir. Kemik iliğinde üretilme hem alüvar hem aküvarlarla ilgili ortak özelliktir. İnsanda aşağıdaki hastalıklardan hangisi antibiyotik kullanılarak tedavi edilebilir? AIDS, grip, su çiçeği, kuduz gibi hastalıklar, virüslerin neden olduğu hastalıklardır. Antibiyotikler virüslere etki etmez. Zatürre ise bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Antibiyotikler bakteriler neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. C seçeneğini işaretliyorum. Bir hastalıkla ilgili olarak uygulamalarından hangileri aynı hastalık etkeninin tekrar vücuda girmesi durumunda daha kısa sürede antikor üretimine yol açar? Antibiyotikler ve serum uygulaması bağışıklık sağlamayacaktır. Bu nedenle hastalık etkeninin tekrar vücuda girmesi durumunda aşı olmuş kişi de daha kısa sürede antikor üretimi olacaktır. C seçeneğini işaretliyorum. İnsanda küçük kan dolaşımı gerçekleşirken kan organlarından hangilerine uğrar? Ee, küçük kan dolaşımı kalp ile akciğer arasında gerçekleşir. Bu nedenle verilenler içerisinde sadece akciğere uğrayacaktır. A seçeneğini işaretliyorum. İnsan kalbinde kısımlarından hangileri aynı anda kanla dolar? İnsan kalbinde ilk önce sağ kulakçık ve sol kulakçık kanla dolmaktadır. Daha sonra sağ kulakçığın ve sol kulakçığın kasılmasıyla kan sağ karıncıkta ve sol karıncıkta toplanmaktadır. 1 ve 3 seçeneklerde olmadığı için 2 ve 4 D seçeneğini işaretliyorum. İnsanda alt ana toplar damardaki kanın kalbe gelmesine faktörlerinden hangileri etkili olabilir? Kalp kulakçıklarının gevşemesiyle oluşan çekme kuvveti, tek yönlü kapakçıklar, ve damarların etrafındaki iskelet kaslarının hareketleri alt ana toplar damardaki kanın hareketini sağlamaktadır. Ancak kalp karıncıklarının kasılması kanın atar damarlara iletilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle 1, 3 ve 4 D seçeneğini işaretliyorum. İnsan vücudunda bulunan atar damarlar ile toplar damarlar arasında değerlerinden hangileri farklıdır? Kanın oksijen derişimi atardamarlarda daha fazladır. Kanın damar çeperine yaptığı basınç yine atardamarlarda daha fazlayken kanın ozmotik basıncı ve kandaki al yuvar sayısı atardamar ve toplar damarda birbirine eşittir. Bu durumda 1 ve 2 B seçeneğini işaretliyorum. Sağlıklı bir insanda kılcal kan damarlarından doku sıvısına moleküllerinden hangileri geçer? Oksijen ve organik besin monomeri kılcal kan damarından doku sıvısına Geçmektedir. Ancak hemoglobin ve alüvar 9 vasıtasına geçemezler. Bu nedenle B seçeneğini işaretliyorum. İnsanda böbrek atar damarında bulunan radyoaktif işaretlenmiş bir alüvar hücresinin en kısa yoldan aynı noktaya gelmesi sürecinde yargılarından hangileri doğrudur? Kalbe iki kez uğrar. Evet. Böbreklerden kalbe geldikten sonra kalpten akciğerlere temizlenmek üzere giden kan. Akciğerlerden temizlenip kalbe tekrar gelip kalpten büyük dolaşım yoluyla böbreklere ulaşacaktır. Akciğerden bir kez geçer evet küçük kan dolaşımında akciğerden bir kez geçmektedir. Aorttan bir kez geçer evet büyük kan dolaşımında kalpten pompalanan kan aort yoluyla vücuda dağılmaktadır. Bu nedenle 1, 2, 3 E seçeneğini işaretliyorum. İnsanda durumlarından hangileri doku sıvısının artışına dolayısıyla ödeme neden olur? Kan proteinlerinin artması kan e, ozmotik basıncını artıracağından dolayı doku sıvısının artışına neden olmayacaktır. Tam tersine doku sıvısının azalmasına neden olacaktır. Lenf damarlarının tıkanması e, fazla doku sıvısının e, kan dolaşımına aktarılmasını engelleyecektir. E, kan basıncının azalması e, yine e, kandan dokuya Sıvı geçişini azaltacaktır. Bu da doku sıvısının artışına neden olmayacaktır. Yalnız B seçeneğini işaretliyorum. Aşağıdaki grafikte X ve Y antijenlerine karşı insan bağışıklık sisteminin verdiği cevap gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 5 ile 20 günler arası X antijenine karşı birinci cevap oluşturulmuştur. Evet. İlk e, cevap yani birinci cevap X antijenine karşı 5. E, ve 20. gün arası oluşturulmuştur. Çünkü 5. günden önce X antijeni için herhangi bir antikor e, üretimi yoktur. E, grafikte görüldüğü gibi. B seçeneği 0 ve 25. günler arası Y antijenine karşı vücutta antikor bulunmaz. 0 e, ile 25. gün arasında Y antijeni grafiğe göre de bulunmadığı görülmektedir. 25. günden itibaren Y antijeni e, görülmeye başlanmıştır. C seçeneği 20. gün X antijeni ile ikinci karşılaşma olmuştur. Evet X antijeni e, 20. günden itibaren e, hızlı miktarda artış göstermiştir. Bu nedenle e, ikinci karşılaşma 20. günde olmuştur. D seçeneği 20. günden sonra X antijeni için ikinci 25. günden sonra Y antijeni için birincil cevap oluşturulmuştur. Evet biraz önce söylemiştik. X antijeni için ikinci cevap 20. günde meydana gelmişti. y antijeni için ise birinci cevap 25. günde oluşturulmuştur. E seçeneği X antijenine karşı T, Y antijenine karşı B lenfositler etkinlik gösterir. Hem X hem de Y antijenine karşı hem T hem de B lenfositleri etki etkinlik göstermektedir. Bu nedenle E seçeneğindeki yorum yapılamaz.